Dikişi sevdiren kadın bugün yine bizlerle. Şık bir bluzunuz olsun ister misiniz? Peki o şık bluzu çok ucuza mal etmek ister misiniz? O halde İlknur Eşiz'i kaçırmayın diyoruz. Geldim. Hemen masamın başına hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Ben de sizin vasıtanızla herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Evet. İnşallah. Mübarek bu ay. Evet. Hepimize iyi olsun. Güzel olsun. Sağlık olsun. Mutluluk olsun. Bol bereket olsun. Huzur olsun. Bol bereket olsun. Değil mi? Küsler barışsın efendim. Evet. De. Onu da ekleyeyim. Ya. Hemen araya sokuşturayım. Ne güzel. Gelinize sağlık. Valla ben açılışta çok iddialı konuştum sizin adınıza da. Dedim ki bir bluz yapacağız. Haftaya da giyeceğim onu dedim. Gözleriniz de yeşil. Ben de yeşil seçmişim. Ay, çok da güzel oldu. Şey, ne güzel. Şimdi pratik bir bluz mu yapıyoruz bugün? Çok pratik bir bluz. Yani tişört tadında bir bluz esasında. Ha. Hemen giy çıkar gibi bir şey ama kumaşım iyi. Ha. Yani övünmeden edemeyeceğim ipek seten. Böyle gece bile bir yere giderken hani siyah bir pantolonla giyip hani günü kurtaran cinsten bir şey olacak. Evet, gayet güzel. Tişört dediğime bakmayın. Bakın tek bir kalıbı var. Ön arka. Nasıl? Bir tek bu mudur? Hmm, bir tek budur. Ön arka budur. Kalıbımı çıkardım. Sizin bedeninize göre küçük bir beden. Ne güzel. Evet. Ben bir bakayım da. Evet. Şey olmasın o. Geçen haftaki eteğe dönmesin. O etek şöyle belimin şuracı. Evet, içimde kaldı. Diktik o kadar. Belimin şurasına geldi o kadar yine yani. Yine dikeriz efendim. Nasıl olsa makinemiz var. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yaptım? Önce kumaşı. Şuradan bir teğelim var bakın. Hayali bir teğelim var. Normal iğneyle yaptığım bir teğel var. Bu çünkü önde bir pile istiyorum. Şöyle hemen ortadan gelen. Pile olacak ortada burada. Bir pile olsun. Hani bir havamız olsun diyorum. Bunun da ön ortası. Bu arada kumaşın tersini katladık ama değil mi? Evet. Şimdi evet. Yüzü mutlaka. Parlak kısmı hı-hı. Biz peki bu tür kesimleri yaparken hep kumaşın tersini mi kullanalım? Mutlaka kumaşın tersini kullanıyoruz. Çünkü ipekli kumaşlar biraz hassastırlar. Hı. İpini, hı. İğnesini, hı. Hepsini ince kullanıyoruz. Mesela 11 numara iğne kullanacağım. İnce ip kullanacağım. Ha, ona göre de kumaş, değişiyor. İğne ve iplik kombin. Üçünü bir araya getirirsen ve doğru kullanırsan dikişte herhangi bir problemin olmayacak. Şimdi güzel dikiş önemli çünkü. Evet. Bütün püf noktalarını öğrenin. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Şimdi burası benim ön ortam. Burada da ne yazıyor? Ön ve arka orta yazıyor. Hı-hı. Kalıp zaten beni yönlendiriyor. Zaten belli. Gömleğin önü ya da bluzun arkası. Hemen şöyle iğneliyorum. Hı-hı. İğnelemeden olmaz. Kayar vesaire. Ne yapalım ne edelim mutlaka iğnemizi. Ama çok da fazla iğne tercih etmiyorum biliyorsunuz. Hı hı. Niye? Kumaşım. Kol boyu nerede olacak bunun? Kol boyunu hemen bakalım. Yani giyecek ya tabii. Meraklı taze sorar her şeyi. Estağfurullah. Hemen bakıyoruz 22 santim. Ha. Şuradan ölçersem ha, ben ölçüyoruz. 22 santim. Şurada falan. Anladım peki. Şöyle düşük kollu tişört havasında bir bluzumuz olacak. Vereceğim pay sadece kol yerinden kıvırmam gerektiği için 2 santim. Geriye kalan her yerden dikiş payı dediğimiz 1 santim. Tamam. Ne kadar kolay. Hiç ne çizdim. Evet, hiçbir şey yapmadık. Hiçbir şey yok. Sadece 3 tane. Hani sabunumuzu kullanmadık bugün. Onu da kullanmadık. Çünkü dikiş payını eğer doğru verirseniz sizin tel almanıza, çizmenize hiç ama hiç gerek yok. Ama kalıp hayat kurtarıyor tabii. Tabii burada kalıp çok önemli. Zaman içerisinde biz hazır giysilerin üzerinden de giysi yapacağız. Onu da öğreteceğim. Yine omuzda da 1 santim. Ha, mesela değil mi aldık mesela çok beğendim aldım ama bir yere olmadı. Yani. Tadilat. Bir sürü şeyi var. Dünya kadar para veriyor arkadaşlar tadilatlar için. Arkadaşlar mı? Arkadaş ben olmuyorum. Veriyorum valla bir pantolon geçen paçasında dünyanın parasını verdim yani. Geçen hafta hatta benim burada olduğumda niye? Giydiğiniz elbise için değil mi kaç lira istemişlerdi sizden? Evet ben yalnız pintiliğime bakın siz. Gerçekten o elbisenin altı dümdüz bir dikişti başka hiçbir şey yoktu. Evet. Ve terzi benden onun için 15 lira istedim. Şimdi yani söylüyorum. Olacak iş mi? 15 lira. Biz 15 lira ayda taksitle makine şimdi veriyoruz. Şimdi onu diyecektim. Ayda 15 liraya gider sünger dikiş makinesi alırım kendime. Yani. Hatta ondan sonra bütün tadilatlarımı kendim yapabilirim yani. Hiç. Ben ne yaptım? 15 lirayı vermedim. Geldim. İlknur Hanım, eteğin altını kesebilir miyiz diye. Evet.
Böylece şunu da söylemek isterim Deniz Hanımcığım. Vaktimiz var esasında. Olanın olmayana borcu var. Ha. Benim böyle bir hayat felsefem doğru var. Doğru söylüyorsun o zaman. Benim neyim var? Makinem var. Sizin yok. O zaman ben onu yapabilirim. Evet doğru. Ama burada başka şeyler de var. Vakti olanın olmayana, parası olanın olmayana, aklı olanın olmayana. O zaman dünya cennete mi döner? Döner. Vallahi döner, ne de güzel olur. ne de güzel olur. Peki. Şimdi bu tişörtün arkasının dikişli olmasını istiyorum. Neden? Başımızı rahatlıkla sokup çıkaralım diye. Belki yakayı hani daha bir kapalı isteyebiliriz. Hmm. Çok açık olsun istemeyiz. O zaman kafamız rahat girmez. Ha, açıksa eğer yaka, mesele yok. Hiç düğme yeri yapmayalım ama bunu da yapmak istiyorum. Biraz yakayı kapalı yapacağım. Hemen böyle yerleştiriyorum yine 3 iğneyle. Tamam, 3 iğne. Evet. Arkadan 2 santim. Evet, onu siz takın lütfen. Dur bakayım, bir çalışacağım üstünde de. İşte bu kadar, işte bu kadar. Hı. Arka yakayı kapatıyorum. Bakın, bunu pratik olarak yapıyorum. Şöyle biraz tepeden keseceğim. Böylece arka yaka biraz daha kapanmış oldu. Ha, ama şey, ense uyuğu değil mi? Ense uyuğunu az yapmak istiyorum. Yine 1 santim buradan. Kumaş ipek olunca elbette biraz zorlanıyoruz ama yine de. Şimdi eliniz alışkın ya yani o yüzden siz daha kolay kesiyorsunuz ama şimdi belki benim gibi hani bu işe yeni yeni merak saranlar belki sabun kullanmaları ve keserken hani onunla daha rahat edebilirler değil evet, mi? Tavsiye edelim. Öyle yani çünkü diyelim. Bazen şöyle masanın üstünde kesemeyebilir, hani kucağına alıp keser, elinde tutar keser, o zaman sabun bizi kayabilir. Kurtarıyor. Evet. Çok doğru. Sabun izi gerekebilir. İstiyorsak biz de yapabiliriz tabii ama burada tercih etmedik. Yok, siz etmezsiniz canım. Ben dediğim gibi daha bu işi hiç bilmeyenler için konuşuyorum. Olsun. Biz de bir gün öyleydik ama okullarına gittik, öğrendik. Şimdi kurslar var. Evet. Her şey çok kolay. Kalıplar var. Her yerde bulabileceğiniz türden. Yalnız öyle güzel anlatıyorsunuz ki o kurslar kalıplar olmasa bile ben böyle bir heveslenip evde dikiş makinesiyle bu işleri halledilebilir gibi geliyor bana. İşte böyle. Önü yaptık, arkayı yaptık. Şimdi önde bir pilem olacağı için öyle bir şeyim var, telim var. Açtığımızda bakın şöyle tutarsam. Bluz biraz oldu bile. Biraz mı? Kestik yalnız, bluz oldu. Renk nasıl yakıştı değil mi arkadaşlar? Evet. Teşekkür ederim. Evet efendim, bluzumun hazırlıkları devam ediyor. Ben şimdi mutfağa gidiyorum. Peki. Meltem orada işler karıştırıyor, yine bir şeyler yapıyor. Tamam. Yağ kullanmadan. Kokular geldi zaten. Geldi mi? Tamam, dönüşte geleceğim, beraber dikelim bunu, tamam mı? Okay. Şimdi şey çünkü o ben orada yokken tereyağını koyar Allah muhafaza şimdi. Bir yağ şeysi var. Hiçbir şey yapmadım. Yalan. Diyetisyenlerle yaşamak çok zor diyor. Aşk olsun size. Yok. Seni seviyorum. Seni rica burada ederim. Kimse sevmiyor. Rica ederim. Seviyorum. Biz sizi seviyoruz da tereyağını siz mi sevmiyorsunuz? Aa, ne münasebet. Seviyorsun. Ne münasebet tabii ki. Tamam. Söylettik diyormuşum. Herkes barış içinde. Aa, ne güzel. Tamam, o zaman ben sizi burada bluzumla baş başa bırakıyorum. Ben mutfağa doğru yol alıyorum. Peki efendim. Kolay gelsin size de. Dikişi sevdiren kadın bugün yine bizlerle. Şık bir bluzunuz olsun ister misiniz? Peki o şık bluzu çok ucuza mal etmek ister misiniz? O halde İlknur Eşiz'i kaçırmayın diyoruz. Hani? Efendim burada ütüler devam ediyor. Ütüler var. Bakın terzinin işi kötüdür, işini gösteren ütüdür dedik. Ütümüzü de yaptık. Hı-hı. Arka dikişimizi yaptık. Bu yaka yerimiz. Şöyle gösterirsek. Bu da kolumuz. Arka dikişimiz bitti. Şimdi birleştireceğim ben. Evet. Yani ne bu kadar da, çok pratik oldu. Hemen tabii çok pratik dikiliyor açıkçası. Hemen açıyoruz. İğnelerini çıkarıyoruz. Önü yapmıştık ya. Üstünde evet. Birkaç iğne var. Şöyle yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi burada çok önemli bir konu var. Onu öğrenelim. Bunu öğrenelim. Omuzları koyduk böyle. Evet. Bu ütü çok güzel bir ütü ya. Ütümüz gerçekten. Doğru. Oyuncak gibi. Toplu iğnelerimizi alıyoruz. Burada bize toplu iğne yardımı gerekecek. Öyle mi? Evet. Çünkü ipek ya kayabilir. Rica edelim iğnelerimiz biraz ucu iyi olan iğnelerden olsun.
hani kumaşımızı zedelemeyelim şimdi diye. Şimdi ben deminden beri onu anlıyorum. Hassas kumaşlarla çalışırken ipler, evet, iğneler, her şey hassas olmalı. Çok doğru. Tamam. Çok doğru. Makineme doğru gidiyorum. Bakalım ben bunun makinesini nasıl çekebiliyorum burada. Hemen makinemi ayarlıyorum ama bu arada siz mutfaktayken ben ne yaptım? İğnemi değiştirdim. İnce iğne taktım. 11 numara iğne taktım. Çünkü ipek dikerken dikkatli olmam gerekiyor. Kumaşım zedelensin istemiyorum. Tamam. Şimdi bizim tutturduğumuz top şeyin üzerinden gidiyoruz. Evet. Zaten payımı da biliyorsunuz bir santim vermiştim. O bir santimden dikiyorum. Hiç ne ileride ne geride. Buna pratikte de bir makine ayağı deriz esasında. Öyle mi? Evet. Şu makinenin tam ortasına gelen yer bir makine ayağıdır. Hani öğretmenler kızım bir makine ayağından çek gel dediğinde hemen öğrencilerimiz anlar. Ha, böyle bir raconu var bu işin yani, onu evet, da öğreniyoruz. Bu da bir püf esasında. Yani gerçekten mutfakta çok güzel püfler kullandınız. Bu da bizim püfümüz olabilir. Bakın bir makine ayağından düzgün bir şekilde makinemi çektim. Evet. Tabii burada bir de ev tipi overlock yapmalıyım. Hemen hiç, atmasın diye değil mi? Tabii, hassas tabii, bir kumaş çünkü. Evet, ipekli kumaşlar biraz adını siz söyleyin. Öyle hassas ayarlayabilir miyiz onu? Evet, buradan hemen şeye gidiyoruz. Yapabileceğimiz tık 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 diye basıyoruz ve istediğimiz yere gelebiliyoruz. Mesela burada da bir zikzak ikonu var. Hemen bastık. Bakın. Tek kademede rahatlıkla. Bir de bu makinenin sesi de yok değil mi? Evet. Demin biz yemek yaparken burada dikişler yapıldı. Evet. Hiç duymadık bile. Şöyle baktığımızda. Yaz ne kadar temiz ve güzel bir dikiş çıkıyor. Evet. İşte bu kadar. Bir omuzu diktik bile. Evet. Ne kaldı ki iki yanla bir omuz daha kaldı. Böylece ütü de yapacağız. Bluzumuz bitti. Yakayı çevireceğiz. İşte etek boyunu istediğiniz boyda yapacağız. Belki yırtmaç isteyeceksiniz yanlardan. Belli mi olur soracağım size. Ha, bir düşüneyim ben ya. Bu hiç düşünmediğim bir konuydu. Acaba ne istiyorum bluzda? Bir bakalım. Bakın işte bu şekilde omuz dikişimiz bitti. Diğer yani omuzumuzun üstünü diktik şu an. Evet. Değil mi? Bir omuzumuzu diktik, birleştirdik. Tamam. Şimdi diğerini yapıyorum aynı şekilde. Ama ben iğnelemiyorum. Niye? Çünkü elim çok alışkın. Ama arkadaşlarımız isterlerse iğnelesinler. TL bile yapabilirler. Bir makine ayağı sistemimiz var ya. Hemen düz dikişi alıyorum. Makinemi başlatıyorum. Ne güzel yalnız ya. Çok vallahi çok pratik işlermiş bunlar. Evet. Yani o hani çok şık hanımlar görüyoruz ya, böyle acayip pahalı şeyler aldıklarını düşünüyoruz. Aslında şu kadarcık kumaş alıp evde neler yapabiliriz, görüyorsunuz değil mi? Tabii 70 santimlik bir kumaştan bunu hazırladık. Çiften mi? Çiften de. Bak onu öğrendim. Bravo. Çiften. Bravo. Efendim çünkü öğrendim onu. Bluzlar dikilirken hep çift, eteklerde de öyle değil mi? Eteklerde de öyle. Çiften kumaşlar kullanıyoruz. 70 santim aldığımız bir kumaştan. Çiften kumaş her zaman daha tasarruflu oluyor. Öyle mi? Bunu evet, bunu kabul edelim. Herkes kabul etsin. Bunu hem tasarruflu hem de kullanım kolaylığı var evet, galiba. Evet. Hemen şöyle de gördüğünüz gibi sürfilesini yapıyoruz. Tabii daha hızlı çalıştırabilirim. Tabii siz bakmayın şimdi, biz burada yayında bir gömlek bitiriyoruz ama İknur Hanım aslında anlayalım diye ağır ağır dikiyor. Yoksa İknur Hanım için bu gömlek 10 dakika. 10 dakika? Yok. Belki 10 dakika hani. Hadi hadi. 10 dakikada anlaşırız biz. Vallahi. Ben zaman tutayım. O olur 10 dakikada. Şu an 1 dakika oldu. 2 omuzu çektim. Belki de haklı çıkabilecek şu durumda. Gayet güzel. Evet. Hemen altlarını da kapatıyorum. Mesela omuzunu çektik. Ütü yapabiliriz. Ara ütüler. Bu da çok önemli. Dikiş dikerken esasında yapalım, buna da önem verelim. Yapalım. Peki mesela omuz ütüsünü yaparken nasıl yapmalıyız değil mi? Mutlaka ve de mutlaka paylar arkaya bakacak. Bu ön tarafımdı ya. Payımı arkaya aldım. Ütüm zaten kızgın. Hemen ütülüyorum.
Ha, paylar arkaya bakacak. Tamam. Paylar arkaya önemli bakacak. Önemli püf noktası bu. Gömlek buyurun. Yapımı devam edecek. Ben şimdi mutfağa gidiyorum. Peki. Tamam mı? Peki efendim. Bugün var ya aktif bir gün. Bir mutfak bir burası. Bir mutfak bir burası. Ama niye gidiyorum mutfağa? Bu sefer meslektaşımla sohbet etmeye. Yaşasın, kendim gibi biriyle sohbet edebileceğim. Hep mücadele ediyorum ya. Şimdi etmeyeceğim efendim. Mutfağa doğru gidiyorum. Yekbu Köse oğluyla hem sohbet edeceğiz hem de bize çok lezzetli bir tatlı yapacak. Efendim ütü masamızın başında ne yapıyoruz acaba? Şimdi ütü masasını masa diye kullandım ve pervaz çeviriyorum. Bakın önde pile yaptım size. Ay çok güzel olmuş ama. Bunu nasıl yaptık? Hemen bir onu tarif edelim. Yüzünden hani 4 santim vermiştim evet. Ya. 2 burada bir şeyim var. Dümdüz bir makine çektim. Evet. Sonra da ütüledim. O kadar. İkiye açarak tabii. Şöyle ikiye açarak ütüledim. Ha bu bozulmaz da böyle. Asla bozulmaz. Bir şey daha var. Mesela bu ipek. Ben ipeği buharlı ütüyle ütülüyorum. Leke baksana yok. Baksana. Aha. Niye? Aha. Çünkü benim burası ısınıyor ya. Evet, anında doğru. Kurutuyor. Ya ama bu şey ütü şahane bir şey ya. Ütü şahane bir şey. Böyle basarsan oyuncak gibi. Yok olsun. Gayet normal. Şimdi bakın burada ne yapıyorum? O pile bitti. Yakayı hı-hı. Çeviriyorum. Hı-hı. Şöyle bir yakayı biraz hafif açtım. Tişört yakası gibi yapıyoruz ya. Tamam. Çok fazla kapatmadım. Arkada da zaten biraz açıklığı var. Pervaz kestim. Hı-hı. Burası yine kumaş katına geldi. Bu kadar. Hemen şimdi makinesini çekeceğim. Tamam. Geçiyorum makineme. Şimdi yakayı dikiyoruz. Evet yakayı dikiyoruz, çevireceğiz. Bunda da yine yarım santim yani bir makine ayağı payım var. Hı-hı. Bu bizde püf. Hep tamam. Bir makine ayağından çekersek santimleri ölçmemiş olacağız. Böylece de işimiz daha bir rahat olacak. Harika. Şurayı kesmem lazım. Makasım benim şu arkada kalmış. Hemen vereyim size. Ben biraz dağınık çalışmışım bugün. Şurayı şu ucu keselim ki bir daha keserken zorlanabiliriz. Şöyle şunu bir keseyim. Evet. Kestikten sonra şöyle olması gerekiyor buranın da. Yine iğnelerle. Hiç benim işim terle yok. Düz dikiş. Biraz adım sıklık ayarını 3.5'a getirmiştim. Onu 3'e alayım. Spor dikiş yapmıştım ya. Şurada spor dikiş yaptım. Olur ya hani rüzgarda açılırsa bu dikiş güzel görünsün diye. Biraz adım sıklık ayarını genişleterek yaptım. Görsel tabii var görüntü en var. Yani evet kaliteli dikiş ama görüntü de önemli değil mi? Doğru, güzel tabii. Olsun. Tabii. Yine bir makine ayağından hemen şöyle rahatlıkla pervazı kendi yuvasına göre kestiğim için hı-hı. Dikkat ediyoruz paylar geriye doğru bakacak. Hiç iğneleri çıkarmıyorum gördüğünüz gibi ne kadar evet. Rahatlıkla dikebiliyorum. Peki çünkü, orada hani herhangi bir eğrilik olmaması için dikişi dikkatli yapmamız gerekiyor. Doğru çok doğru bir tespit. O yüzden bir makine ayağından dikiyorum ama bana burada yardım eden bir şey var. Ne var? Tam onu söyleyecektim söyledi. Bakın benim ayağımın ön tarafı şeffaf. Görüyorum. Evet. Tamam. Bu çok önemli bir ayrıntı. Genellikle bizim böyle seten dikiş ayaklarımız var. Bunun adına da seten dikiş ayağı diyoruz. Görüyorum. Yaptığım dikişi rahatlıkla gördüğüm yalnız için. Yalnız makineler çok akıllı. Evet. Ya. Şimdi vallahi öyle. Çok akıllı yapılmış makineler. Doğruya doğru. Eskiden biz çok uğraşırdık gerçekten. Otomatiğe aldığınızda hiçbir şey mi yapamıyorsunuz? Açın kapayın eski hali fabrika ayarları. Ya. Tabii süper bir şey yani. Bu o kadar hele öğrenci eğitirken o kadar önemli ki. Tabii. İşte makinem bozuldu hocam bilmem. Aç kapa kızım. Açıyor kapıyı. Evet sıfır. Oldu hocam tamam. Rahmet etmeyiniz. Ne güzel ama. Evet. Hayatı kolaylaştıran makineler bunlar. Kesinlikle. Bu konuda tevazu olamayacağım. Evet. Makinemiz güzel. Hiç. Makinamız güzel. Kanalımız güzel. Evet. Sunucumuz güzel. Ay, daha ne olsun? Evet, evet. Estağfurullah. Evet, evet. Program misafirleriyle güzel. Her zaman öyledir. Eksik yoksa olma. Tabii ki. Yani böyle sıcak bir sohbetimiz olmasa hani iki arkadaş birbirini çekemiyor da evde otururken artık gitse diyoruz da. Sohbet keyifli ve güzel olunca program güzel. Bir şey daha var makinamda. Hı. İğne altta fonksiyonunu mesela tercih edebilirim. Bakın bıraktım iğne altta kaldı. İstediğim gibi ayağı oynatayım. İstediğim bakın yerim asla bozulmaz. Ha. Diyelim ki çevirirken zorlanıyorum. Mesela şimdi öyle bir durumla karşılıklı kaldım. İğne altta yerim asla bozulmadı bakın. Ha. Evet şimdi indirdim yine. Yalnız nasıl her şeyde şaşıyorum değil mi? Makineyle haşır neşir olmayınca bana çok acayip geliyor bütün bunlar. Ama çok doğal
Çünkü herkesin bir mesleği var. Siz de az önce bilgiler verirken falan oldu. Mesela ben bir kaseden çok fazla kiraz yiyordum. Sesi söyledi. Şöyle olan bir kaseden çok daha fazla kiraz yiyordum. En sonunda ses gitti. Evet, ses gitti. Yok valla. Yani yapacak bir şey yok. Herkesin bir mesleği var. Saygı duyuyorum. Öyle öyle. Evet, öyle. Herkese ihtiyaç ama var. Ama niye yapıyoruz bu programı? İnsanlarla bilgileri paylaşmak tabii. için. Bilgi paylaşıldıkça güzel. Gerçekten öyle. Çok demin dediniz ya, her şeyde paylaşmak olanın, olduğu gibi. Olmayana borcu var. Evet. Şimdi burada şu pay böyle ya, bunu mutlaka incecik kesiyorum. Burada buna dikkat edelim. Çünkü içeride, o bir santimle kestiğimiz yeri inceltiyoruz. Evet, tamam. İçeride 2 milimden fazla payı asla pervazlar kabul etmez. Hmm. Çünkü neden? Bunu çevireceğim ya. Evet. Şöyle dönecek. Buradan da bir makine dikişi yapacağım. Bakın pırıl pırıl oldu. Hmm. Mesela şu ucu şöyle alıyorum. Bakın arka yaka. Ve pervazım. Çok düzgün oldu bu. Evet. Vallahi. olsun artık 35 sene. Değil mi? Neyle şaşıyorsam. Evet, pratik yapıyoruz. Siz hayal yapabilirsiniz sevgili hanımlar. Pırıl pırıl mis gibi. Öyle çıkacak ki bittiğinde dikişiniz hiç ellenmemiş gibi. Kumaş eskimeyecek. Nefis ya, nefis. Hadi bir reklam arasına gidiyorum ben. Haftayı giyeceğim bluzumu hazırlıyorum şimdiden. Ya haftanın telaşı sardı beni. Şimdiden onu hazırlıyorum. Şimdi kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra mutfağa gidiyoruz.